Haber miydi arkadaşlar? Eril'de bulunan sivil toplum örgütleri bugün sabah saatlerinde ortak bir basın toplantısı yaptı. 15 Temmuz demokrasinin sembolüdür denildi. Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz'un yıl dönümüne giriyoruz. Bu toplantı Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşti. Yapacak daha çok işimiz, büyük hedeflerimiz var. Programa Ticaret Odası Başkanı Enver Bozkurt, Borsa Başkanı Zekeriya Ünlü, Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Oymak, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Akyük Çiller Sulama Birliği Başkanı Salim San katıldı. Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz'un yıl dönümüne giriyoruz. Sivil toplum örgütleri adına Ticaret Odası Başkanı Enver Bozkurt ve Borsa Başkanı Zekeriya Ünlü söz aldı. 15 Temmuz'un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu alçak darbenin ötesinde bir işgal girişimindeydi. 15 Temmuz İstiklal Harbi'nden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece Fethullahçı terör örgütü devleti ele geçirmeye, millet tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl amacı Türkiye'mizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak, Türkiye'yi iç savaş ortamına sokmaktı. Darbe teşebbüsünün nihai amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin bir daha ayağa kalkmayacak duruma düşürmekti. Allah'a şükürler olsun, milletimiz cesareti ve ferasetiyle bu belayı, bu fitneyi durdurdu. Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına değerlerini savundu. Birlik ve beraberliğimiz sayesinde bunların hepsini de kısa sürede atlattık. Ülkemizin bizlerle, hükümetimizin bizlerle istişare içinde aldığı önlem ve yaptığı reformlarla hızla toparlandık. Daha darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmeden ekonomimizde %5'lik büyüme yakaladık. Böyle bir coğrafyada en zor koşullar altında hiç kimsenin yapamayacağını yaptık. Ayağımızdaki prangayı çözdük. Şimdi koşma zamanı. Büyümede istihdam, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız.